Bahar, yürü diyorum, yürü. Kuzey, Kuzey, Kuzey. Yürü! Lütfen, Kuzey. Yalvarıyorum, bir dinler misin? Bak, sana her şeyi anlatacağım. Lütfen götürme beni polise, ne olur. Ya daha neyi anlatacaksın ya? Sen daha bana neyi anlatacaksın? Gidiyorum. 5 dakika sonra arabada ol, tamam mı? Çabuk! Bir şey yap. Yoksa gider her şeyi anlatırım ona. Beni senin zorladığını, Açelya'ya bunu yapmamı senin istediğini söylerim. Bir şey yap. Abla, ben Kuzey'i çok seviyorum bak. O benim hayatımdan çıkarsa ben yaşayamam. Bir şey yapın ne olur abla, bir şey yap. Sıla, biraz konuşalım. Bakalım beni bu işten kurtarabilecek misin Levent Bey? Bahar, hadi Bahar. Arabada bekliyorum seni. Ne konuşacaksın Levent? Bahar iyi değil. Büyük ihtimalle bipolar bozukluk var. O ne demek? Yani Bahar'ın ciddi anlamda psikolojik sorunları var. Hasta yani. Nasıl yani ya? Eğer Kuzey onu polise teslim ederse canını bile kıymaya kalkabilir. Ne diyorsun Levent sen? Maalesef doğru bu. Hatta Açelya'nın yemeğine o şeyi koyması falan da hep hasta olduğundan. Kuzey'i durdurmamız lazım. Ne konuşuyor bunlar ya? Hayırdır? Ah kuzum benim, ah bir tanem. Ah benim bahtsız kızım. Yalnız o Kuzey'e de aşk olsun. Hemen böyle kolay mıydı yüzüğü çıkarmak? Sana da çok alındım Dünür. Sen de ağzını açıp tek kelime etmedin, bravo. Ne diyeyim Cavidan? Görüntüler ortada. Yani açıkça Bahar Açelya'yı öldürmeye teşebbüs etmiş ya. Ne yapacağız yani? Kızım göz göre göre hapislerde mi çürüyecek? Vallahi ben de bilmem ki. Yalnız benim bildiğim şeyler var. Sen bilmesen de. Bırak, Allah'ın cezası bırak. Bırak be kadın. Bırak. Bana bak, eğer yine aynı şeyi yaparsa ben de senin Alper'i öldürdüğünü itiraf ederim. Şşş. Ay sakın öyle bir şey yapayım deme ya. Gider polise her şeyi anlatırım. Yardım ve yataklıktan 2 sene yer çıkarım ama sen ömür boyu yatarsın. Bana bak Naciye, git oğluna söyle bu işin peşini bıraksın, şu yüzüğü de taksın. Naciye teyze, nasıl davranıyor bu kadın size böyle? Anlamadım. Emirler verip duruyor. Ama Kuzey varken de yapmıyor bir şey. Sizin anlatmadığınız bir şey mi var? Thank you.
Yani şimdi o bipolar teşhisi hemen öyle konulabilecek bir şey mi yani? Yani bir hekim olarak tahminlerim bu yönde ama etraflıca izlemek lazım tabii. Doktor, ya değilse? Bak Kuzey, kız seni kaybetmemek için hatalar yapmış. Ama onu polise teslim edersen daha da hasta olmasına neden olacaksın. Beyi tamam, ne yapacağız peki? Yani psikolojik sorunları olduğuna dair bir rapor hazırlarız, olur biter. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi sahte bir rapordan mı bahsediyorsun? Bak kız zaten rahatsız Kuzey. Hızlandırırız rapor işini. Kurulun hepsi arkadaşım. Ya sen nelerin farkında mısın ya? Evet. Bahar'a da öğretirim nasıl davranması gerektiğini. Her şey Sıla için. O kardeşi için üzülmesin. İyi de bu sahtecilik, sahtekarlık bu yani. Sen anlamazsın Kuzey. Sıla kardeşinin hapse girmesini istemiyorsa evet der, biz de yaparız. Sıla. Asla. Mahkemeyi kandırmaya kimsenin hakkı yok. Yani kardeşinin hapse girmesine göz mü yumacaksın? Ben Kuzey'in vereceği kararın arkasındayım. Bahar'ın hapse girmesini ben de istemiyorum. Ama Kuzey'e güveniyorum. O doğru yolu bulacaktır. Oğlum, Kuzey bak. Kız çok kötü, bir doktor falan mı çağırsak, ne yapsak? Kuzey. Aşkım beni polise vermeyeceksin değil mi? Bak ben bir hata yaptım. Affet beni ne olur. Bahar ne yapıyorsun? Lütfen Kuzey beni bırakma. Bahar. Evet aşkım dinliyorum seni, evet. Bahar tamam uzatma, hadi yürü gidiyoruz. Teslim olacaksın. Bak, gördün mü? Demin de söyledim. Bahar hasta. O yüzden yapıyor bunları. Ne yaptığının farkında değil. Eğer Bahar'ın psikolojik bir hastalığı varsa bunun kararını mahkeme verir. Serbest bırakır, tedavisini olur. Eğer hasta değilse de cezasını çekecek. Sen de daha fazla uzatma. Tamam mı? Yürü gidiyoruz. 5 dakika sonra arabada ol. Hadi. Hep o Sıla var ya. Hep o Sıla doldurdu ya. Ya tam Levent ikna ediyordu onu. Ya Sıla bozdu işleri hep. Bahar!